Merhaba sevgili izleyenler, HSTV'ye hoş geldiniz. Bugün farklı bir yerde, farklı bir mekanda gene huzurunuzdayız. Farklı bir mekanda olacağız bugün. Arkamda görmüş olduğunuz Kahve İstanbul. Yaklaşık 1,5 yıl önce burada hizmete açıldı, Arnavutköy'de hizmete açıldı. Şimdi içeri girmiş olacağız. Firma sahiplerini tanımış olacağız. İşletme ile ilgili bilgiler almış olacağız. Bu hafta farklı noktalarda yayınlarımızı gerçekleştiriyorduk. Bugün de Kahve İstanbul'da yayınımızı gerçekleştireceğiz. Sevgili Ali Rıza ile beraber içeri gezmiş olacağız. İşletme sahibini konuşturacağız ve neler yaptığını öğrenmiş olacağız. Arnavutköy her geçen gün gelişiyor ve değişiyor. Tabii yeni mekanlar açılıyor. Yeni kafeler, yeni restoranlar, yeni mekanlar. Biz de burada Kahve İstanbul Bistro'ya girmiş olacağız. Burayı tanıtmış olacağız biraz. Böyle bakalım ne yapıyorlar. Evet. Gel bakalım. Selamünaleyküm. Selam. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Şimdi ben içeri girdim, böyle montla giriyoruz. Havalar soğuk. Bugün de biraz böyle sürpriz yaptı. Sevgili Ali Rıza beni çekiyor. Ben montumu eğer müsaadenizle bir çıkartayım. Tabii. Dışarısı soğuk ama içerisi bayağı sıcak ve güzel. Evet, sıcaklığınız var. Harika bir yer. Evet, şimdi bu tarafa geçelim istersen. Biraz sohbet edelim. Siz buyurun. Teşekkür ederim. Evet. Sevgili izleyenler, 1,5 yıl önce Kahve İstanbul Bistro hizmete açıldı. Buranın işletme sahibi olan değerli dostum, Arnavutköy'de de uzun yıllardır birçok alanda hizmet veren iş adamı dostum, sevgili Ömer Karabay. Evet. Onunla beraberiz. Şimdi kendisini tanımış olacağız. Hoş bulduk, sağ olasın. Ömer'i tanımış olacağız, neler yaptığını ve sektöre neden girdiğini soracağız. Şu an bizi izleyen tüm izleyicilerimize bir kez daha merhabalar diyor. Sevgiler, selamlar. Ömer Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun, sizler nasılsınız? Sağ olasın, Allah razı olsun. Bu arada senin mikrofonun yakın mesafede tutmaya çalışayım. Evet, şöyle senin, hemen evet, mikrofonun evet, alsın. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ömer Karabay kimdir? Bir Ömer Karabay'ı biraz tanıyalım. Ben Ömer Karabay. Pardon, kusura bakmayın, özür diliyorum. Evet. Muş Bulanık doğumlu, 1981 doğumluyum. Hı hı. Evli, 4 çocuk sahibiyim. Maşallah. Allah bağışlasın. 22-23 yıldan beri Arnavutköy'de ikamet ediyorum. Hı hı. 16-17 yıldır hemen hemen ticaretle uğraşıyorum. Karabaylar Otomotiv, inşaat, gayrimenkul. Hı hı. 2 yılı aşkın hemen hemen Kahve İstanbul. Bistro, evet. Bistro, yeni de bir mekan açtık. Kısmet olsun inşallah. Nereden esti böyle gayrimenkul? Şimdi senin, ben yıllardır hep böyle şey gayrimenkul sektöründe otomotiv ve otomotiv inşaatı sektöründe çok daha aktif görüyorum. Bir baktım böyle kafe sektörüne de bir giriş yapalım dedi. Gıda sektörü yani senin cezbide neydi, merak ettim. Ben de sizin gibi bir baktım, Arnavutköy gittikçe parlıyor, gittikçe gelişiyor, çoğuşuyor. Evet. Dünyanın en büyük havalimanı Arnavutköy'de sonuçta yapıldı. Yeni yapılmakta olan Kanal İstanbul. Hı hı. Yani gittikçe Arnavutköy nüfusu artıyor zaten, bir gerçektir. Hı hı. Ondan dolayı nasip böyle bir şey. Bir hizmet sektörüne girelim dedi. Sektörüne girme gerekiyor. Biraz sonra konuşmuş olacağız. Neler yaptığınızı soracağız. Biraz otomotiv sektörü aslında konuşmak istiyorum. Şimdi kahveye gideceğiz. Yani kafe sektörünü konuşacağız, anlatacağız. Senin yeni sektörünü konuşacağız. İlgili arkadaşlarla da sohbet etmiş olacağız. Onlardan da bilgi almış olacağız. Şimdi genelde bu tür mekanları açan kişiler çok böyle hani göz önünde olmazlar. Kurulumunu yaparlar, işletmeyi işte personellere yürütür. Evet. Senin hep uzmanlık alanın otomotiv ve gayrimenkul, inşaat sektöründe de hizmet veriyorsunuz. Evet. Birçok alanda. Gıda sektörü de şimdi senin yeni iş alanın olarak listeye evet, girmiş oldu. Güzel bir faaliyet olacak. Arnavutköy bölgesinde otomotiv sektörünü merak ediyorum. Ne durumda? Yani Arnavutköy'de şu an ikinci el gerçekten bayağı bir yüksek mesela. İkinci el bayağı bir artışta şu an. Hı hı. Yani ikinci el gayet güzel satılıyor şu an. İkinci el, ikinci el ağırlıklı gidiyor değil mi? İkinci el ağırlıklı gözüküyor şu an. Yani sıfırdan diyebilirim, daha çok rağbet var mesela. Hı hı. İnşaat sektörü? İnşaat sektörü şu an biraz durgunluk var ama devam edecek. Olacak diyor. Tabii olacak inşallah. Daha da açılır diye ümit ediyoruz. Güzel. Yani sonuçta stokta olan daireleri evlendim ben.
devam eder diye düşünüyorum. Değil mi? Yani. Gayrimenkul şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor arka arkaya. İşte Kanal İstanbul'u yapacağız kafaya koymuş yapacağız diye. Kafe bu Kanal İstanbul'un yapılması durumunda bölge ne olur? Ya hepimiz için mesela çok güzel şeyler olur diye düşünüyorum mesela. Hareketli olacak. Abi, gayrimenkul sektörü olur. Şimdi havalimanıyla beraber daha... çok büyük etki yaptı. Evet. Yani çok büyük artış yaptı. Eskiden 20 yıl önce, 15 yıl önce ne kadar? 3 yıl öncekisini düşünelim mesela. Önce düşünelim mesela. Bayağı bir hızlıydı mesela. Gayrimenkul mesela inşaat almakları bayağı bir hızlıydı. Yani daha da hızlı olacağını düşünüyorum mesela. İnşaat tabii dünya genelinde bir ekonomi kriz yaşanıyor tüm dünyada. Bizim ülkemizde de tabii. Sonuçta mesela birçok ülkede mesela şu an ekonomi kriz çok ülkede de yaşanıyor mesela. Evet. Ama inşallah bunları da aşacağız. Güzel. Allah nasip ederse. Güzel. Şimdi gene o sektörleri konuşmaya devam edeceğiz. Nereden esti? Böyle çok harika bir otantik havası var buranın. Tamamen ağaçla kaplanmış. Otantik evet. Bir hava. Sizin gibi değerli dostlarımıza biz böyle şeyler layık gördük. Siz daha daha güzel şeylere layıksınız. Allah razı olsun. Biz bu kadarını yapabildik. Hı-hı. Ama gerçekten çok ferah, çok otantik bir mekan. Evet. Dostlarımıza böyle bir şey layık gördük, böyle bir şey yaptık. Çok güzel. Evet. Çok harika, başarılı bir çalışma. Bir de şimdi sizin bulunduğunuz yer, sevgili izleyenler, Kahve İstanbul Bistro. Arnavutköy'ün hemen girişinde Devlet Hastanesi'nin hemen yanı. Ayrıca Şafak Tıp Merkezi'nin hemen arkasında kalıyor. Yani ana arterden bir sokak içeride kalıyor. Bir de bu bölgeye tabii Halkalı İkiteli bölgesinden gelen bir metro hattı çalışması var. Çalışması var evet. Siz önceden mi bu olayları planladınız? Ne oldu? Önceden de zaten haberimiz var mesela bu çalışmada. Şu an bir durağı hemen Taşova'da Sağlık Ocağı'nın karşısına. Bir durağı da hemen Devlet Hastanesi'nin yanı başında. Yani sizin hemen... Hemen karşımızda evet. Karşınızda. Evet. Önceden planı yaptık. Dedik ki yer planı size ait. Tabii kendi yerimiz çalıştık. Yani çok kiracılıyız burada. Kendi mekanımız. Arnavutköy'deki insanlar kafe kültürüne çok ciddi anlamda bir rağbet gösteriyor. Yani ihtiyaç duyuluyor sonuçta mesela. Arnavutköy hızla gelişen bir bölge olduğu için şu an ihtiyaç duyuluyor. Hı hı. Bu tarz kafe ortamlarına. Ağırlıklı olarak ne tür hizmetleriniz var burada? Onu da geçip... Geç şimdi arkadaşlarla konuşacağız, evet, sohbet edeceğiz. Evet, çalışanlarımız, sohbet kardeşlerimiz. Sevgili Ali Rıza biraz böyle içeriği ise, bir görelim. Evet. Bir göstersin içerisini. Şimdi biz patlı içeri girdik, sürpriz yapmış olduk. Sevgili başım Ömer, çok teşekkür ederim. Başım var şeref olsun. Veriniz, sevgili izleyenler, Kafe Bistro İstanbul, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin hemen yanında... Eski Edirne Asfaltı bölgesinde, Eski Edirne Asfaltı'nın tam üzerinde yeni Şafak Tıp Merkezi nereden? Şafak Tıp Merkezi'nin hemen arkasında yer alıyor. Bir sokak arkada bulunuyor. Yapılacak olan metro hattının da hemen yanı başında olacak. İlk Arnavutköy'e giriş yapıldığı zaman Arnavutköy'ün ilk durağı burada olmuş olacak. Önceden de Ömer Bey de tabii bunları bilgisi iş adamı olması hasebiyle bölgeden böyle güzel bir noktada güzel bir atış yapmış. Harika bir otantik yer yapmışlar. Sizler de şu an sevgili Ali Rıza görüntüleri alıyor. Otantik tamamen ağaçla kaplanmış bir mekan. Ben biraz sonra içeride mutfak kısmında ilgilenen arkadaşlarla bir sohbet etmek istiyorum. İstersen bir kalkalım tabii. Şöyle bir geçelim o tarafa doğru. Burada ailenizle beraber rahatlıkla gelip hizmet alabileceğiniz bir mekan. Gençlerin geldiği, ailelerin geldiği, her kesimde insanların geldiği bir yer. Hitap edilen bir kafe, restoran şekli. Burada görevli olan bir arkadaşımız Betül Hanım varsa. Betül Hanım. Evet. Mutfak kısmı ile ilgili şimdi sevgili Ömer'le biz bunu konuşamayız. Neden diyeceksiniz? Çünkü o onun alanı değil. Hem de herkes kendi işinde uzmanlaşsın. Daha başarılı olacak. Sevgili arkadaşımız galiba üst kata çıkmış. Şimdi burası iki kattan oluşuyor sevgili izleyenler. Biz biraz böyle gezmiş olalım. Üst katta da gene insanlar rahatlıkla oturabileceği bir yer. Aile ortamı var. Toplam kaç metre burası? Burası toplam 350 metrekare. 350 metrelik bir kafe restoran bölümü. Bu arada senin ben geç bir mikrofonumu almış olacağım. Görevli arkadaş geldi galiba. Bakalım. Evet. Onu biz mutfak kısmına alalım. Şu tarafa alalım. Evet.
Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Şimdi hoş bulduk. Şöyle bir sevgili Rıza bizi takip etse bu arada mutfakla ilgili bilgileri senden alacağız. Tabii. Sizi tanıyalım. Sormak istediğiniz bir şey var mı öncelikle? Betül, tabii buyurun, ben şu tarafa bir sizi tanıyalım ilk önce. Betül ben. Merhaba, tekrardan merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olasın, teşekkürler. Buranın garsonuyum. Yaklaşık 2 aydır buradayım. Hı-hı. Çok memnunum Ömer Bey'den özellikle. Evet. Bize bir aile oldu kendisi. Evet. Yani iş konusunda da hiçbir problemimiz yok. Güzel. Çalışmak mutfakta isteyen bütün arkadaşları da bekleriz. Mutfakta şöyle başlayayım isterseniz. Bizim başlangıç çeşidimiz var. Bu kombo tabağı, atıştırma sepeti. Sepet çeşitlerimiz olarak değişiyor. Hı-hı. Serpme kahvaltımız var. Hı-hı. Omlet çeşitlerimiz var. Toz çeşitlerimiz var. Hı-hı. Ondan sonra ara sıcaklarımız var. Bunlar tekrardan söyleyeyim. Tost, gözleme. Hı-hı. Çeşitlerimiz kavurmalı tost, karışık tost. Sevgili izleyen, özür dilerim, pardon, özür dilerim. Tabii. Sevgili izleyen, şimdi mikrofonu uzattın ama genelde heyecan olur, sakin evet, olmak heyecan lazım, değil mi? Evet, oluyor, heyecan, problem heyecan, sıkıntı heyecan, yok. Tabii böyle bir anda böyle şok oluyor, evet, değil mi? Bir anda oldu şu an, evet. Mutfağı anlatıyordunuz, tostları anlatıyordunuz. Tekrar evet, dinliyorum. Dediğim gibi zaten bütün kafelerde olan çeşitler bizde de mevcut. Karışık şimdi tostumuz var. Şimdi ben merak ediyorum, sizin özelliğiniz ne? Yani bizim özelliğimiz her şeyden önce biz burada çay değil kalite satıyoruz. Güzel. Şöyle bir başlangıç yapayım. Biz burada çay değil kalite satıyoruz. Hani bizde burada önemli olan müşteriyi memnun etmek. Yani bizim buraya gelen müşteri ailesiyle güvenle gelebilir. İster çocuklarıyla olsun, ister hani gelen onlar da kendi misafirlerini alıp gelsinler. Çünkü gerçekten buradaki ortam çok sıcak bir ortam. Hani rahatsız olabilecekleri hiçbir durumla karşılaşmayacaklar. Çünkü biz onlara o güveni zaten veriyoruz. Biz hizmet için buradayız. Tekrardan söylüyorum, biz çay değil kalite satıyoruz. Güzel. Yani bizi tercih etsinler. Fiyatlar nasıl? Fiyatlarımız kesinlikle çok uygun. Gerçekten çok uygun. Tekrardan söyleyeyim, hani belki bunu çok kez söylemiş olacağım ama hani fiyat konusunda hiçbir şekilde onları rahatsız edecek absürt bir durumla karşılaşmayacaklar. Çünkü gerçekten fiyatlarımız çok uygun. Yemek şimdi şu an çıkan zaman, bir tane şu an müşteriye girecek evet, olan köri sosu tabii. Bir alabilir miyiz? Onu bir görelim evet. Böyle sürpriz olmuş oldu. Sevgili Aliza, böyle bir yemeği de görmüş olalım. Aynen evet, öyle. Buyurun. Şöyle zaten yanında garnitür olarak patates, salata ve pilav da gidiyor. Fiyatı da hani şimdi söylersem belki yanlış ayıp olacaktı. Aynen. Fiyatı söylemeyeyim, zaten çoğu müşterilerimiz de bizi bildikleri için. Hı-hı. Hani fiyat söylemeye gerek yok ama gerçekten fiyatlarımız çok uygun. Bizi tercih etmelerini gerektiğini düşünüyorum. Dediğim yani gibi bizim burada tercih edilen kahve İstanbul tek adres diye. Kahve İstanbul tek bistro tek adres. Yani doğru kalite olarak tek adres. Bizim için öyle. Burada Arnavutköy'de müşterilerin en çok tercih ettiği ne oluyor genelde? Yemek olarak bizim ızgara çeşitlerimiz. Ondan sonra fajitalarımız çok gidiyor. Çok güzel saç tavamız var. O da çok tercih ediliyor. Kremalı yemeklerimiz de çok tercih ediliyor. Ama en güzeli dediğim gibi ya ızgara çeşidi olur ya da fajita olur. Bu da çok kaliteli ve güzel bir yemektir. Damak tatlarına uygun olacağını düşünüyorum. Gelmeleri lazım sadece. Kesinlikle gelmeleri gerekiyor. Kaliteyi tercih ediyorlarsa bizi tercih etmeleri lazım. Güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sağ ederim. Olasın. Ne demek? Kolay gelsin. Sevgili izleyenler, ben şimdi Ali Rıza bizi çekiyor. Konuşuyoruz, sohbet edeceğiz, devam edeceğiz. Ben şöyle mikrofonumu tekrar ayarlamış olayım. Sevgili izleyenler, mutfak kısmıyla ilgili biraz bilgi almış olduk. Sevgili Ömer'in alanın dışında olduğu için görevli olan arkadaşlardan birisini aldık yanımıza. Mutfakta neler yaptıklarını bizimle paylaştılar, konuştular. Şimdi burada gençlere hitap eden, yaşlara hitap eden, her kesime hitap eden nargile çeşitleri var, kahve çeşitleri var. Yiyecek mutfağı çok, yani gıda alanında çok iyi hizmetler sunuyorlar. Onu da bizimle paylaştılar. Ben kısaca böyle bir broşür de elime gelmiş oldu. Onu da sizlere paylaşmak istiyorum. Kahvaltı çeşitleri çok zengin bir kahvaltı çeşitleri Van var. Van kahvaltısı var, serpme kahvaltı var, Alaturka kahvaltı var. Bir de mesela bazlama tost çeşitlerinin tamamı bulunuyor. Pizzalar var. Onu da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Ali Rıza galiba şu an o paylaşımlara biraz odaklanmış durumda. Evet. Ben de böyle sohbet etmiş oluyorum. Menemen çeşitleri var. Şimdi bölgede herkese hitap edebilecek pizzalardan tutun. Kahvaltı çeşitlerinden tutun, menemen çeşitleri, yumurta ve omlet çeşitleri bulunuyor, gözleme çeşitleri bulunuyor. Ayrıca tabii burada Türk kahvesi, işte evet, sıkma, menengiç kahvesi, menengiç kahvesi de var değil mi? Tercih edeceğim menengiç kahvesi. Menengiç kahvesini tercih ediyorlar evet, ağırlıklı olarak diyorsun. Kahvenin normalde 40 yıl hatırı olsa bence menengiçin 80 yıl olması lazım. Değil mi? Evet, sevgili izleyenler biz tekrar Ömer Bey'le biraz sohbet etmiş olacağız.
çok böyle hani aralarda gezip de müşterileri de rahatsız olmasın diye biraz böyle uzak durmaya çalışıyoruz. Sevgili Ömer, sen bu tarafa geç abi. Ben yanına gelmiş olacağım. Şimdi kısa böyle özet geçtikten sonra şimdi müşteriler var içeride. Müşteriler olduğu için de biz de çok fazla böyle hani rahatsız olmalarını arzu etmiyoruz. Kafe kültürünü Arnavutköy çok ciddi anlamda böyle artık alışmaya başladı. Evet. Ciddi bir alışkanlık. Evet. Peki havalimanı bölgesinin ne tür etkisi oldu size? Nasıl faydası oluyor mu, olmuyor mu? Birçok faydası oldu yani. Bayağı bir faydası da yani. O bölgeden de gelenler oluyor. Gelenler, bayağı bir gelenler oluyor mesela havalimanı. Havalimanından geliyorlar. Kesinlikle. Şimdi otomotiv sektöründe olduğu için ayrıca... Otomotiv sektöründe de mesela de... bayağı bir faydası oluyor tabii yani. Her işte olur. Her kafe sektörü veya otomotiv sektörü de mesela yani. Birçok sektörde mesela havalimanının faydası oluyor. Değil mi? Tabii. Daha da olacak. Kanal İstanbul'da yapılırsa gerçekten birçok sektöre mesela faydası olur mu? Etkisi olacak. Kesinlikle. Şimdi Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış olduğu açıklamalar var. Deniyor ki sadece Kanal İstanbul'un yapımında 10 bin kişi istihdam edilmiş olacak. Kesinlikle öyle. Tabii bu 10 bin kişinin aileleri var. Bunu 3 ya da 4 ile çarptığın zaman gerçekten 50 bin 100 bin kişiye tekabül ediyor. Havalimanı bölgesinde de çalışacak olan insanları da düşündüğün zaman her gün burası yoğunluk kazanmış olacak. Şey yoğunluk kazanır, gerçekten faydası olur diye düşünüyorum. Güzel. Peki şimdi genelde böyle hani başarılı iş adamlarına sorarlar. Sizin başarınızın sırrı ne? Çünkü başarı var. Neden başarı var? Özür diliyorum, sözünüzü kestim. Otomotivde iyisiniz. Bölgede evet. Yıllardır hizmet veriyorsunuz. İnşaat sektöründe hizmet veriyorsunuz. Gayrimenkul sektöründe hizmet veriyorsunuz. Farklı bir alana daha giriş yaptınız. Kafe sektörü, restoran sektörü. Kafe sektöründe de bir başarı var ki şimdi görevde olan arkadaşlarla da konuşurken gayet memnunlar. Davet ediyor. Güzel bir şey. Evet. Bu başarı hikayenizin arkasındaki etkini merak ediyorum. Nasıl yani bu? Anlatılmaz diyorsun. Yaşanması lazım. Yaşanır sadece. Güzel. Sevgili izleyenler, ben birazcık böyle bir sohbete dahil olayım. Bu arada bir müziğin sesini biraz kısa bilirlerse. Çocuklar, kardeşim bakar mısın? Neyse, arkadaşlara ben şimdi seslenmiş olacağım. Sesi kapatmaları gerekiyor. Çünkü neden diyeceksin? Sevgili izleyenler, YouTube'dan yayın yapıldığı zaman telif alıyoruz. O telif alacağımız için ben hemen müdahale etmem gerekiyor. Genelde böyle 30 saniyede olsa, 10 saniyede olsa yaptığınız yayında başka bir müzik, başka bir görsel kullandığınız zaman anında telif yemiş oluyorsunuz. Biz bunlara çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Telif yememek adına. Şimdi geçenlerde bir hikaye izliyorum, takip ediyorum. Bir yayın vardı, onu takip ettim. Türkiye'nin en başarılı CEO'larını yetiştiren bir isim. Başarılı insanların etkili olmasının sebeplerinden bir tanesi bir, güler yüzlü. Evet. Şimdi ben seni her gördüğümde, şimdi bugün yayın yapıyoruz ya, biz biraz böyle kasılma var, çekinme var falan. İster istemez. Halle oluyor, genelde yavaş oluyor. Yavaş yavaş onlar aşıyor zaman. Ben seni her gördüğümde tebessümün var. Şimdi başarılı insanların güler yüzlü olması çok önemli. Evet. Güler yüzlü o müşteriyi ve çevresine sevgiyi dağıtarak güzel bir atmosfer sağlıyor. İnsanı güzel eden güzel yüzüdür zaten. Değil mi? Yüz kalbin aynasıdır gerçek. İkincisi güven. Yani yaptığınız işle ilgili başarılıysanız, insanlara karşı bir güven verdiyseniz insanlar size çalışmaya. Şimdi kaç yıldır Arnavutköy'de hizmet veriyorsunuz? 23 yıldır Arnavutköy'de ikamet ediyorum. Hemen 17 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Karabaylar, otomotiv, inşaat olarak. 17 yıldır şimdi bir başarı var. 3 şubemiz var. Aktif şu an devam etmek. Değil mi? Evet, çok şükür. Şimdi 17 yıl boyunca bir güven vermezseniz çevrenizdeki insanlara, araba satışını yapamazsınız, inşaat satışı yapamazsınız, gayrimenkul satışı yapamazsınız. Bir güven. Bu da önemli bir şey. Güven çok önemli. Ben o videoyu izlerken şunu görmüştüm. Türkiye'nin en iyi CEO'larını yetiştiren bir uzman takip ediyorum. Diyor ki ben diyor İngiltere'ye gittim. Orada eğitim görmek için. Benim babam rahatsızlandı. Babamı da İngiltere'de tedavi görmek için getirdiler oraya. Gönderdiler. Ben diyor haftanın her günü babamı ziyarete gidiyorum. Hastanedeki durumunu öğrenmeye çalışıyorum. Bir gün gene metroya bindim, seyahat ediyorum. Baktım yanımda şey boş koltukta bir tane gazete gördüm. Gazetede Telegraf gazetesi. Orada da ben diyor işim yok, hani biraz eğitimim var.
eksiklerim var, sıkıntılar yaşıyorum diyor. Ben diyor o Telegraf gazetesini aldım, açtım, okumaya başladım. Orada bir tane ilan gördüm. O ilanı Orta Doğu'nun bir kimyager alanında hizmet veren büyük bir şirkette personel arıyorlarmış. Ben diyor CV'mi doldurdum, gönderdim, başvurumu yaptım. Ben diyor kimyager değildim ama o alana yakın bir sektörde bulunuyordum. Beni aldılar diyor işe. Ben diyor 13 yıl boyunca bu adamlarla çalıştım diyor. Büyük başarılar elde etme şansım oldu. Şansı bazen yanı başınızda olur, fark etmezsiniz. Hani koltukta olur, fark etmezsiniz. O kağıdı alıp formu doldurmak ya da işte o ilanı görmek, girip başvuru yapmak, kendiniz yakalamanız lazım. Üstünüzde imkanlar fışkırıyordur. Elinizi kaldırsanız yakalayacaksınız. Ama maalesef şey vardı. Bizim insanlar mesela örnek bir başarı olduğu zaman ya bu adam çok büyük paralar kazandı götürdü falan diye düşünülüyor ya. Sen de yapabilirsin. Tabii yani. Bu ne? Tembelliktir açıkçası mesela. Değil mi? İnsanla azim oldun mu her şey yap. Bazı... O şansını kaçırmaz mesela. Yakala o şansını. Bir de şöyle bir şey var. Liderlik ruhu doğuştan mı gelir yoksa sonradan kazanılan bir şey mi falandır diye söylenir de aslında insanoğlu doğarken herkeste o liderlik ruhu vardır aslında. Sadece onu açığa çıkartması kişinin elindedir. Eğer bunu yaparsa başarı elde etmiş olur. İş alanında yaptığı her neyse başarının üstüne başarı katmış olacak. Şimdi kişi kendini zirvede çıkarabilir ta yerin dibine. Değil mi? Burada Arnavutköy'de yani diyorsunuz ya yıllardır burada hizmet veriyoruz. Bir başarı var. İnsanlara güven. Evet kesinlikle. Güler yüz. Yaptığınız işte başarı elde etmek için ciddi anlamda bir uğraş, çalışmanız gerekiyor. Bu sizin başarınıza yeni bir sektör daha kattığınız için sizi tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Çünkü bir sürü insana da iş istihdamı da sağlanmış oluyor. Bir gerçekten mutlu bir kaç kişi de çalışıyor şu an burada? 12 tane. 12 kişi burada. Kardeşimiz tabii. Evet. Evet. 12 kişi sizde çalışıyor. Evet, 12. Var diyelim 12-13 kardeşimiz. Tabii diğer sektörlerinizde de şimdi inşaat sektöründe de tabii, çalışanlar tabii, var. Gayrimenkul sektöründe, var, otomotiv evet. sektöründe çalışan insanlara ciddi bir iş imkanı oluşmuş oluyor. Evet. Bu bir başarıdır. Evet, çok şükür. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Kolaylıklar evet. diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenler. Hoş geldiniz, şeref verdiniz sana. Yüksek tondan sesi biraz az mı geliyor? Sevgili Rıza diyor ki Ömer evet, Bey'in sesi biraz az ama geliyor. Ama bu sesimin hatası da bence mikrofonun hatası da. Olabilir. Olabilir. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi pes sesle konuşunca orada ses pes gidiyor. Evet. Şimdi izleyiciler de duymak için tabii biraz dikkat etmeye gerekiyor. Gerçekten. Bir sıkıntı oluyor. Sevgili izleyenler Kahve İstanbul Bistro. Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin hemen yanında Şafak Tıp Merkezi'nin arkasında kalıyor. Eski Edirne asfaltı olarak geçen ana cadde bir sokak arkada kalıyor. Arnavutköy'e girerken güzel bir mekan. Gelip görmenizi istiyoruz. Gelip burada Ömer Bey'in misafiri olmanızı arzu ediyoruz. Her zaman tüm dostlarımızı bekleriz. Mevcut olan ürünlerini ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kahvaltı çeşitleri var. Van kahvaltısı var. Özellikle evet. Burada görevli olan arkadaşlardan evet. bir tanesi de galiba Vanlı, değil mi? Evet. Bir tane kardeşimiz, müdürümüz bu, Vanlı. Müdürümüz, değil mi? Naim Aslan kardeşimiz. Bugün Naim Bey'e de bugün izinli, değil mi? Bugün izinli. Sevgili Naim'e de burada sevgi ve selamlarımızı evet. gönderiyoruz. Van kahvaltısını koymuş. Şimdi Van kahvaltısı gerçekten çok zengin bir menüye sahip. Gelip Van kahvaltısını burada tatmanızı arzu ediyoruz. Sertme kahvaltı çeşitleri bulunuyor. Alaturka kahvaltı çeşitleri var. Bazlama çeşitleri var. Bazlama tostlar var. Pizzalar var. Ben et çeşitlerinin çoğu olduğunu da biliyordum. Hatta bunlara listeye almamışlar. Olması gereken gözleme çeşitleri var. Menemen çeşitleri var. Ayrıca nargile. Nargile de çok iyi olduğunuzu söylüyorlar sürekli. Nargile gerçekten tütünün de değilse en kalitelisini alıyoruz. Özellikle bir. Nargilemiz 25 TL artı meyve tabağı. Hmm. Bu arada. Bunun fiyatını da söylemiş olalım diyor. Bunun fiyatını da söylemiş olalım. Güzel, çok iyi. Evet, gerçekten keyifli bir mekan. Otantik mesela, olmuş. Otantik, yani güzel bir dekor yapmışsınız. Keyifli bir mekan gerçekten. Tamamen ahşaptan İnsanı yapılmış de, güzel bir. Rahatsız olmayacağı bir mekan yani. Evet. Daralmayacağı, rahatsız olmayacağı tek bir mekan. Geçenlerde öylesine yani oradan uğrayayım dedim ne yapıyorsunuz diye. Geldim baktım akşam saatiydi. Evet. Müzik vardı.
Müzik de var değil mi? Canlı müzik de var. Tabii. Canlı müzik de oluyor. Her çarşamba günü canlı müzik. Çarşamba günü değil mi? Evet, her çarşamba günü. Demek ki dün sizin canlı müziğiniz vardı. Evet. Güzel. Sevgili izleyenler, haftanın bir günü Kahve İstanbul Bistro'da canlı müzik var. Gelip dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Farklı sanatçılar geliyor burada, sahne almış oluyor. Nezih bir ortamda. Herkesin işte o anda istekleri falan oluyor. Kesinlikle. Tamam. Bildiğim kadarıyla. Gelip dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Gelip en azından bir kahvelerini içmelerinizi tavsiye ediyoruz. Bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. HSTV sayfamızı beğenmenizi özellikle tavsiye ediyoruz. Beğenirseniz mutlu oluruz. Teşekkür ediyoruz. YouTube sayfamızı takip etmenizi ve YouTube sayfamızı, HSTV YouTube sayfamızı takip etmenizi arzu ediyoruz. Bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir gün mutlaka farklı bir noktada karşınıza çıkabiliriz. Yani sürpriz yapıyoruz. Genelde mekanları ziyaret ediyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz. Bölgeyi biraz tanıtmaya çalışıyoruz. Gerçekten bölgede sürekli yeni mekanlar açılıyor. Yeni sektörler bulunuyor. Biz de o sektörleri izleyicilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Evet, bize evet. Zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Rabbim başarılarınız daim etsin diyoruz. Hayırlı kazançlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, yeni bir yayında farklı bir ortamda görüşmek ve buluşmak umuduyla kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hayırlı akşamlar diliyoruz.